Hepinize merhaba sevgili Emibular. Bioshock'un yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bölümde Slayer sular altında kalıyordu. Bir yerde sıkışık kalmıştı sular yüzünden. Suları temizledik, biz sular altında kaldık bu sefer. Ama suların temizlenmesiyle Little Sister'lar da ortaya çıktı. Bu yüzden gelemiyor, gidip onu oradan almamız gerekiyor. Slayer'la tren istasyonunda buluşacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca uzun zamandır da video çekemiyorum. Ramazan'dan önce çekmiştim bu videoyu. Umarım sesim de daha iyi geliyordur çünkü şey konusunda bir yenilik yaptık. Mikrofon konusunda. Emirhan sağ olsun. Bir tane yaka mikrofonu hediye etti bana. Kendisi kanalın zaten çok sevilen izleyicilerinden. Kendisine çok teşekkür ediyorum bir kere daha burada. Umarım sesim daha iyi geliyordur. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Eğer sesim kötüyse ya da daha iyi olabilecek, daha iyi olabilmesi için önerileriniz varsa mutlaka yorumlarda yazın. Yani sesim de bir tuhaf çıkıyor şu an gerçi. Biraz hastayım galiba ya da oruçtan dolayı bilmiyorum. Öldü, iyi. Hala hatırlıyorum kombatı. Matkap Beckett'ı daha fazla taşıyamazsın. Matkap Beckett'ı biraz harcayalım o zaman. Gen bankası. Hep gen bankasını şeylerle karıştırıyorum ya. Power to the People istasyonu. Ve hala yani karıştırıyorum. Bir şeyler bomba atar mı? Bomba atar iyiymiş. 5'ten fazla can toplayamadığımız için genelde 5. canı alınca kullanıyorum. Mezara mı götüreceğim? Güzel silahmış. Mermisi de güzelmiş ama 4 tane mermisi var. Ha, Sinclair burada. Hayır, Sinclair değil. Stanley Pool'a gönderdi bir Sinclair. Ben yanlış mı hatırlıyorum isimleri? Bir saniye ya. Görev. Söylesene. Söylemiyor. Tamam, neyse. Ben Sinclair'le ilerliyorduk diye düşünüyorum. Sinclair bizi başka biriyle mi tanıştırdı? Bunları mı karıştırıyorum ben? Beyin durdu. Dionysus Park'a mı gideceğiz? Ya işte bu gıcık bu görev. Bunu yapmak istemiyorum. Normalde oyunda biliyorsunuz bonus olarak Little Sister'ları öldürebiliyoruz. Little Sister'ları öldürürsek ya da kurtarırsak ekstradan Adam kazanabiliyoruz. Ha, Sinclair'le gidiyoruz işte. Bir tane adam bulduk Sinclair'in yardımıyla. O adam bize görev veriyor. Bu adam Little Sister'lar oradayken ben gelmem diyor. Git 3 tane Little Sister bul ve onları kedilerini öldüreceğiz. Onların sonra Adam'ı hesaplamasını bekleyeceğiz. O ölme, şeyim ölme yani. Bunu zaten daha önce bir kere yaptığım için buraları komple keseceğim ama zaten. O yüzden bittikten sonra görüşürüz. Neyse, bu sayede tamamlamış olduk küçük kız kardeşleri. Öldürmek zorunda kaldım birkaç tanesini. Stanley de pis bir adammış aslında. Eleanor'u kaçırmış. Sinclair pis bir adammış. Bunun neler yaptığını görünce Eleanor onu alıp şeye vermiş. Çocuk esirgeme kurumuna. Onlar da Little Sister'a çevirmiş. Yani bu adam bizim kızımızın Little Sister olma sorun şey suç. Ama zaten Little Sister olmasa benim kızım olmazdı. Bizim adamın geçmişini de görmüş olduk bu sayede. Bizim adam Johnny Topside diye adlandırdıkları bir dalgıçmış. Bu adam dalarak Rapture'ı bulmuş. Tabii ki Rapture'ı bulmak o kadar kolay değil. Rapture'ı bulduktan sonra adamı Big Daddy'ye çevirmişler. Yukarıdan gelenlere toleransımız yok diyerek. Ayrıca insanların yukarıya dair hayaller kurmaması için. Buradan bir şeyler satın alalım. Canımızı biraz daha yükseltelim. Bu kadar aldık. Yani Little Sister'ları öldürmek zorunda kalmak beni biraz üzdü ama yapacak bir şey yok. Şunun ikincisi. Kullanmıyorum ki tutturu ya. Düşmanları herkese saldırmak için önünüzdeydin. Alalım bunu. Tak buraya. Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Birazcık daha iyi bir güçlendirme geliştirmesi. Hem canım arttı hem iyiyim arttı. Bence biraz daha iyi durumda. Biraz zaten onları öldürüyor ya. Çaktırmadan iyisi. Dövüşmeye devam edin. O kadar da dinime girmiş. Öldürseydim keşke. Bak hipnotizeyi almış gidip ya. Ya sana hipnotizeyi al diyen oldu mu kardeşim? Elektriği bırakma ya. Elektrik sana sıyor. Öldü. Buradaki balık yatağı çok iyi olmuş ya. Ha, can mı? Yok. Sinclair kötü biri, muhtemelen bir ölecek ve umarım ölümü benim elimden olur. Ya uf, vuramadım salak gibi, canım çok azaldı ya. Öleceğim gitmeden oraya bir kere. Burada bir yerde can doldurma eşyası olması lazım. Param var neyse ki. Yazıları kaçırıyor. Üzüldüğüm şey bu ya. Bozuk sağlık istasyonu. Mecbur canı kullanmak zorundayım.
Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Sonuçta oyunun en çok zaman alan yerini geçmiş oldum. Çünkü sadece Little Sister'ları ve Big Daddy'leri öldürmekle uğraşmadım. Little Sister'ları öldürdüğüm için Big Sister da peşime düştü. Onu da öldürmek zorunda kaldım ve onunla olan dövüş çok uzun sürüyor. Sen şovmen misin? James Bond falan mısın sen? Öldüğünü söyletsin ya. Ya abi canım hep azdı ya. Hiç kurtulamadım canın ağzından. Neyse geldim şuradaydı adam. Diğerlerde bizim adamın posteri de vardı. Johnny Topside diye gösteriyorlardı. Renevri bu seviyeyi komple geçeceğim galiba. Bu adam işte Stanley. Bunu öldüreceğiz. Büyük ihtimalle öldüreceğim. Lam zaten bunun pislik bir insan olduğunu biliyormuş. Kızını kaçırdın da öğrenmiş sanırım. Come on, pal. The train's ready. Just let me live. Bu adamın yaşamasına izin vermeli miyim? Ses kaydına bakalım ne diyorlar. Ona göre öldüreceğim belki. Ya kanka çocuğumu niye kaçırıyorsun ki sen benim ya? Neyse öldürüyorum seni. Parası da ölmüş. Diğer kadın çocuğu korumaya çalışıyordu mesela. Çocuğu yine delinden çaldılar. Ona acırım, ona üzülürüm, onu kurtarırım. Ama böyle hani bu kötü bir adammış zaten. Ve çocuğumu kaçırıyor üzerine bir de. Ben zaten yeterince düşmanım, derdim yok. Çünkü bir de seninle uğraşamam. Öldü, kurtuldu. Bakalım bu yeni bölgede ne yapacağız? Henüz konuşmaya başlamadık. Çünkü değil, tamam şimdi konuşmaya başladı. Yolun sonu diyor. Oyun bitiyormuş da burada düşünürsene. Yok ya bu kadar kısa değil de oyun. Lam reckons it'll make that child saint. Now, Eleanor's in a deep, dark place beneath Fontaine headquarters, and to keep you alive, we need to sneak in. Galiba oyunu bitiriyoruz zaten. Buradan başladık, buradaydık, burada düştük, burayı yaptık, şimdi buraya geldik. Fontaine futuristik oyunun son. İlk Fontaine futuristik değil gerçekten de. Bak kısaymış o zaman be. Giriş olmak üzere. Valla sakin olup elektrik atıp sadece kafaya bir mermi atmak lazım ama işte her seferinde o kadar sakin olamıyorum. Buraya daha önce gelmiş miydim? Ben burayı sanki thumbnail'lerde kullanmıştım. Thumbnail'leri internetten buluyorum. Kendim çekmiyorum. Ben arayüzü nasıl kapatacağımı bilmediğim için. Nerede güzel şeyler var. Hasar arttırması ise alırım valla. Kamera değil değil mi onlar? Normal kamera değil. Aldı cebisesi. October 9th, 1967. Hello. My name is Gilbert Alexander. And by the time you hear this, I will be clinically insane. I am recording these diaries. Big deneylerinden biri mi acaba? Last ditch effort to assist anyone I might threaten in. My next message awaits you beyond the security checkpoint. The bioscan will ensure that you're sane enough to need it. Birinin deney sonuçlarını görmek için ilerlememiz gerek. Evet, Big Baba, Big Daddy'leri yapmaya yardımcı olan biriymiş. Big Daddy development from the beginning. Likely had something to do with you and Eleanor. Su altına girmemiz gerekiyor burada. Su altı kısmını seviyorum ya, grafikleri çok güzel. Üçüncü oyunda suyun üzerine çıkmamız, hatta gökyüzüne çıkmamız bu yüzden biraz üzücü. Ha, manzara on numara. Fontaine Future. Lan gidemiyor muyum ya? Ha. Sanki duvar gibi gözüktü o yüzden. Yani Little Sister'ları öldürdüm abi. Normalde hiç uyum değildir ama çok uzun sürüyor öbür türlü ya. Cesedin çevresinden onu toplamasını beklemek çok uzun sürüyor. Ölürsen de baştan başlıyor ve ben çok ölüyorum. Zaten zamanım kısıtlı yani bayağıdır video çekemiyorum. Craft videosu da gelecek. Bu videodan sonra craft videosu da gelecek arkadaşlar. Bu videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Daha sonra da ona uğramayı unutmayın. Aslanın kılıcını yaptık. Bu adamı acaba bulacak mıyız? Big Daddy olarak falan böyle ya da yaratık olmuş olarak. Bir çeşit boss olarak bu kill denen adamı.
ekleyeceğim ya? O zaten bana yardımcı oluyormuş. Ben de robot zannediyorum. Adamın robotu bana yardım etmeye gelmiş. Göz var üzerinden. Bana yardım ediyor. Büyük Alex. Adam kendi robot yapmış galiba. Bak o da havalı bir şey. Mermileri toplayacağım o sırada. Adamın korumasını bekliyorum. Lan herkes bana tek atıyor ya. Tavuklar ışınlanıyor. Bunlar öldü, ben muhtemelen ilerleyemeyeceğim. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Işınlananlar ilk oyunda da vardı. Çoğu sadece can sıkıyor. Ben de robot bana yardım ediyor diye sevindim ama hiç robotun benimle alakası yok. Derdim deriz. Kalın perçin diyor. Peki neden kalın perçini hissetmiyorum, kalınmış gibi yeterim diye. Ölmeden acaba tamamlayabilecek miyim buraya? İyileşme yeri yok mu ya? Aa çok iyi oldu. Seni görmüyor gerizekalılar. Emis. Ya abi. Buradan dışı bölmeyeyim. Çok komik olmaz mıydı? Ben çok gülerdim oradan dışı bölseydim. O kadar ölmedim ölmedim. Same man who left that message we're following. Kesin bu adam makine oldu. Kendini robotlaştırdı abi, bilmiyorum. Çıldırmalık bir makine olmalık bir şey var bu adamda. Ya da canavar olmalı. Kapatacak diye bekliyorum. Biyo taramayı geç. Diyordu yeterince akıllı olduğunu görmem gerekiyor. Neyle tarıyorsun? Nereden tarıyorsun? Kamera galiba beni tarıyor. Ya biz Subject Delta'yız. Hatta durum ölü. Evet abi, bizi ölü zannediyorlar. Biz ölmüştük, yeniden dirilmiştik. Oyunun başında bunu söylemiştik. Takip etmeyen, unutanlar için bir daha hatırlayalım. O kişi ben oluyorum. Ha, bazen çok ara vermek zorunda kalıyorum. Okullar bile proje veriyorlar. Dönem ödevi gibi şeyler veriyorlar. Yaz yaz bitmiyor. 1500 kelime falan gibi. Neyse ki bir sonraki boss'umuzu gördük en azından. Bölümdeki ilerlememiz bu oldu ki daha ilerleyeceğim, daha az dakika olmuş. Ben bayağıdır oynuyorum. Sanki 2 saattir kayıt alıyorum gibi geliyor da öyle bir şey yok. Ses ne? Gelen ne abi? Ya yine mi şu yanan adamlardan? Bundan daha önce de yolladınız. Ya, orijinal bir şey değil ki bu. Roket mızrağı. Elektrik atabilsem işler benim için çok daha kolay olur. Roket mızrağını gördünüz mü ya? Adam cinsinden aldı götürüyor. Bu da bizim aynımız gibi biri adam. Bizim de bizim dış görünümümüz böyle aslında. Yani Alfa serisinden başkasını gönderdiler peşimize. İçeriye giremediğimden emin olmak için. Roket atar mı bu? Atar. Uzak mızrağı. Hello again. I have been exposed to a massive dose of substance Adam. By the time you hear this, I will have armed this facility's defenses on Mars. Hemen böyle çekiyor hepsi bitiyor. You, my friend, must therefore penetrate them and kill me. Please believe that if I could have done it myself. Zaten bütün şehrin içine etti bu Adam bağımlılığı. İnsanlara sürekli genetik modifikasyonlar yaptırmaz. En azından bir bilim adamı belki de bunu çözmeye uğraşacak. Parola yakın tutmama gerek var mı bu arada? Agnus Dei diye. Konuşamıyor ki bizim adam. Zaten konuşma gibi olayı yok abi. Ha bunu alacağım, onu vereceğim. Ben de bir nasıl geçeceğim. Araya yanlışlıkla ses soktum ya. Araya L'ye bastım. Ben kendim oynatacağım dedim ama zaten oynatıyordu o. Ha neyse, açıldı. Orada ben bir saçmalattım oyunu ama.
okulla alakalı sürekli bak mesaj geliyor, bildirim geliyor. Şu an oyun oynarken bile rahat yok. Arkadaşlar şu projeyi yaptık mı? Ödevim kolay aslında ya. Drakula'nın filmi ve kitabı arasındaki farkları içeren 1500 kelimelik bir tane makale yazmam. İngilizce olacak tabii ki. Zor değil. Film adaptasyonları diye bir dersim var, onun için uğraşıyorum. Bilmiyorum ne kadar ilginizi çekiyor benim okul içeriğim ama. Abi çok korkunç değil mi? Adamın sadece gözü var ya. Lan bana vereceğin elektrik, bırak beni. Adamların bir bakışlık çok gayice bir şeydi. Bu adam kafayı yemiş abi. Aa, burada da Peevil istasyonu var içeride ama ya. Yani. Silahları güçlendirebilirim. He's jamming the voice print lock with that awful crooning. See if you can find some way to. İnşallah bulacağım orayı girebilmek için işte. Adam şarkı söyleyince ses kilidini bozmuş oldu. Ya bir şeyler gelecek. Ben bu chamber'ı görünce, bu odayı görünce korkuyorum. Çünkü düşman gelecek demek bu. Bana nereye gideceğim? Zaten kapı açılmış. Yok, buraya giremedik. Bu tarafa açtık. Ben dedim ama düşman gelecek oradan belli diye. En sevdiğim silah matkap olabilir. Her zaman yanımda matkap. Kaydın diyelim. Lan harcayacak şeyimiz kaldı mı? Adım kaldı mı? 20 adım kalmış. Hepini kullan. Niye yerler sallanıyor abi? Niye yerler sallanıyor? Kim geliyor? Matkap yapıp da alalım da. Kremalı pasta, konserve fasulye. Aslında onları şey olsun diye koymuyor. Böyle detay olsun. Hani koymuş olmak için koy. Ben ilerliyorum. Kapıyı açmanın bir olmak için evet. Burada bir tane daha Alfa serisi ölmüş. İlk oyundaki Fontaine oyunun son boss'uydu hatırlarsınız. Yani hala burada Fontaine'in yaptıkları yüzünden uğraşmamız adamın kötülüğünü bir kere daha gösteriyor. Güvenlik alarmı olmasın ama. Kapatacak bir yer vardı sanki, az önce nerede gördüm. Güvenlik alarmı kapatma noktası vardı buralarda. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Yanı sıra gelsin bari bunlar. O iyi. Dronlarla geleceğim. Gerçek bir şey olacak mı acaba? Bunu ekleyemiyorum. Galiba iki tane ekleyebiliyoruz fazla. Bir de uğraşmam gerekmiyor mu? I think you're onto something, kid. Some kind of pirate relay doohickey keeping security under his spell. Find the rest of those and vandalize them directly. Ne yapmam gerekiyor? Öldürecek miyiz bunları da? Görev bir şeyleri topla dedi ama. Sinyal rölelerini yok et. Bot kontrol panellerinde bulunan sinyal rölelerini yok etmem gerekiyor. Bot kontrol panellerini nereden bulacağım peki ben bunlarda? Sanırım burada boss fight gibi bir şey olacak. Çünkü çok fazla eşya verdi oyun bana birden. Bir odaya kilitledi ayrıca beni galiba bir de. Öleceğim abi. Hayır, ölmeyeceğim iyi ama sahneye çıkıyoruz yani, ne olacak bilmiyorum. Lan keşke can alsaydım, matkaba vereceğim bunu. Sahneye çıktım, bakın şarkı söylüyor. Fontaine'in Luna Park'ı gibi bir yere geldik. Bir tane kaldı kapatmam gereken şey. Üç tanesini kapattım. Hadi bakalım bir de. Bir tane kalmıştı. Sonra buraya gelince konuşmaya başladı karakter. Öyle şak diye olmayacak galiba. Hoş geldin Delta, yazmışlar oraya lazerle. Osman gibi bir şey olacak sanırım ya. Evet, buraya kapattı bizi. Sana can buldum. Fazla öyle yapacağız artık buraları. Ya da ölmem de. Bunlar ne acaba böyle? Vurunca yukarı çıkan şeye benziyor da. Audience ölmüş hepsi.
Ne gelecek hadi ya, gönder kardeşim, gönder. Hadi bekliyoruz. Matkabım lazım. Matkabı boş ver, bunu al da. Hatta mermi de değiştir. Bu nasıl gelecek içeri? Onlar ışınlanıyor yani. Ayar oluyoruz. Senin üzerine gelsin. Kayıtlayarak, kayıtlayarak kesiyorum. Tek seferde yapıyorum. İkinci defa uğraşmak istemiyorum. Bugün çok kombatla uğraştım zaten. Bu bölüm kısa da olsa çok fazla şey yaptım bu bölümde. Öyle böyle değil. Bana boş yere mermiler ver. Başka silah olarak ne kullanalım? Tamam, en iyisi bu. En çok mermi bunda var. Sende can var. Bir kere de can doldurabilir. Sen ölmemiş misin ya? Aa, dolduralım canı. Güzel oldu. Zırh delici mermi. Zırh giymiyor bunlar ama. Herhalde çok vurur. Zırh delici mermi dediğim büyük olur. Para çıkıyor. Aa, elbette boşa attı. Abi çok iyi vurdum ama be. Gelişini oturttum yüzüne ya. Geber. Ajan gönderdi çok. Yeter mi, bu kadar mıydı? Lendilerde sadece elektrik kullandım ama yok, daha yetmez. İçeriye daha Alfa Zeri Civic dedi gönderecek. Yolla kardeşim, yolla. Hareket çekemiyorum ki. Yem yapmak istiyorum. O nasıl içeri gelecek peki? O camı kıracak herhalde. Çünkü o ışınlanamıyor. Camı kırarsa ben de oradan çıkabilirim. Ben. Haydi güzel abi. Silah, silah, silah. Öldüm ya. Elektrik veremiyorum ki. Elektrik veremiyorum ki. Elektrik versem öldüreceğim. Neyse, sahneye direkt buradan gelebiliyormuşuz. O yüzden rahatız. Defalarca ölsem de hızlıca geleceğim için. Bir canım da var. Öl işte. Uğraştırdım be. Aradığım son şey burada mı, yoksa aradığım son şeyi hala aramam mı gerekiyor? Lazım. Evet, aradığım son şey de buradaymış. Neyse ki ona göre ayarlamış onu zaten. Hani boş boş bunları aramaya uğraşmayayım. Arada bir de boss fight yapayım diye düşünmüş herhalde. Etle çok uğraşacağım bir bölüm oldu yine. Editlerken. Bazen çok hızlı konuşuyorum. Kelimeleri yiyorum. O yüzden. Gerek ben gerekiyor söylemiyorum. Aa, patlattım şeyi. Ben bir kontrolere gideyim. Agnes. Sonunda içeri gireceğiz. Şeyi de alacağız, silah geliştirdik. Ne var içeride? Mini taret mi? Mini tareti ilk defa görüyorum. Perçin silah hasar artışı, perçin silah şarjör kapatır. Ya biz şeye gidiyorduk galiba. Tıpkını ama. Tıpkının ikisini aldın mı? Makine tüfek geri tepmesi azaltma. Makine tüfek hasar artışı. Perçin silahın hasarını artır abi. I have prepared a friendly security escort for you. There's a switch in here which will allow you access to the real laboratories where. Ha, şimdi boss fight yapacağız. Gil Alexander'dan geri kalanı keseceğiz, öldüreceğiz. Benden geri kalanı öldürmeni istiyorum dedi. Plazmis araştırma laboratuvarının kilidini aç. Ben onu açmaya çok istemiyorum. Bir sonraki bölüme bırakmak istiyorum aslında ama bence bir sonraki bölüme bırakalım. Bu bölüm kısa da olsa böyle kalmış olsun. Sonraki bölümde bunun o yaratık halini keseriz. Ya yaratık hali ya da robot gibi bir şey, bilmiyorum. Artık göreceğiz onu. Bir kere daha kaydedeceğim tabii ki de garanti altına almak için. Ayrıca kamera açısını değiştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık arkada yaptığım eşyalar gözüküyor. Bakın. Hatta en son yaptığım kılıcı da görebilirsiniz. Hem ses için hem de bu görüntü için yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Bu bölümde ne oldu? Sinclair bizi bir adamla buluşturmuştu. Adamın adını unuttum ama uyuzun tekiydi. Bizim kızımızı Little Sister yapmak suçundan öldürmek zorunda kaldım kendisini.
Daha sonra Fontaine Futuristik'te Gil Alexander diye bir adam bulduk. Bu adamın yaratıklaşmış ya da robotlaşmış halini öldürmemiz gerekiyor. Zaten kendisi de bunu istiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki BioShock bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.